Tabii 55 yıllık bir mazisi olan köfte bu. Buraya özgü bir köfte. Bol yağda ve kızgın yağda pişiriliyor. Günlük hazırlanıyor. Müşterinin talebine göre servis ediliyor. Yani bunun özelliğini tatlandırıyoruz, baharatlarla tatlandırıyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen doğal bir ürün. Valla şimdi yaz dönemi. Yaz dönemi olduğu için biraz talep çok. O yüzden biraz daha hareketlilik oluyor. Ama yavaş yavaş da sezon bitmek üzere. İnşallah bundan sonrası da devam eder. Biz de rahat rahat yolumuza devam ederiz. Kızgın ve bol yağda pişmesi. Bunu başka türlü pişirme şansımız yok. Izgarada pişmez. Bunun şekli de değişiktir. Diğer köftelere benzemez. O yüzden buraya özgü bir köfte. Gidelimizi yapmak isteyenler çok var. Onlara pek itibar etmesinler. İşin özü burada. Doğuşu, köftenin doğuşu burada. Meşhur Yalıköy köftesi deyince Yalıköy'ün içindeki tek köfteci o da biziz. Evet, çeşitli baharatlara tatlandırıyoruz bu köfteyi biz. O yüzden bu sırrı bizde gizli. Ben de 70 yaşındayım, 60 yıldır şey en az 50 yıldır gelip giderim buraya. Ve nereden baksın? Fas'ta kaç kilo? Bize 20. 20 de burası 40 kilometre. Onun için geliyorum buraya da köfte pişir. Ya fark olmasa gelmezdik daha illaki. Farkı var ki geliyoruz. Ya illaki buranın tadı hiçbir şeye benzemiyor. Yağda pişende, ızgarada gidik biz burada. tutmuyor yani. Uzaktan geliyorsunuz bunu yemek için değil mi? Tabii özel onun için geldi. Bizim buraya yolumuz değil. Farkı lezzeti ne farkı? Lezzeti. Yani diğer köfte mesela Tekirdağ köftesi, Lönek köftesi hiçbir şey tutmaz. Hani daha önce de mesela küçük dolmuşa gidip gelirken burada ekmek arası yerdik. Onun tadına dolmuyor. Onu 60 seneden beri atmışlar. Ben de 40 seneden beri hemen hemen geliyoruz. Yani biraz yağlı. Yağlı pişmesinin özelliği evet. Tadı ondan o. Lezzeti. Diğer köftelerden farklı. Farklı olmasa niye? Her tarafta köfte var mesela. Köyde bile köfte yapıyorlar. Ama mümkün değil yani. Televizyonunuzda biz de tabi geldiniz.